Kürdistani Gündem'den merhaba. Bu programda Kürdistan ve Türkiye siyasetindeki gelişmeleri, güneydeki PKK-PDK gerilimini konuşacağız. Konuklarım Pakurt Başkanlık Divanı üyesi Yusuf Akdağ ve Pakurt Genel Başkanı İbrahim Halil Baran. Şimdi konuğumuza başlayalım Yusuf Akdağ'la. Biden'ın gelişi sonrasında, Biden'ın Amerikan Başkanı seçilmesi sonrasında Türkiye siyasetinde önemli değişimler oldu. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gitti. Adalet Bakanı'ndan ve Cumhurbaşkanı'ndan hukukta, demokraside ve ekonomide reform alanında sözler geldi. Efkan Ala sessiz sedasız yine bir göreve getirildi ve İbrahim Kalın İngiliz istihbaratının başındaki isimle görüştü. Yusuf Akdağ, sizce neler oluyor Türkiye'de ve bunun etkileri ne olur? Aslında Berat Albayrak'ın istifasının ABD seçimlerinin hemen ertesinde gelmesi akıllara şu soruyu getirdi. Yani Biden sonrası Türkiye yeni bir sürece mi giriyor? Yeni bir inşaya mı giriyor? Bu çok tartışılan bir durum. Bana göre öyle değil. Aslında çünkü istifanın içeriğine baktığımız zaman Türkiye'nin iş politikasıyla ilgili olan bir durum olduğunu görüyoruz. Burada Albayrak'ın istifasının içeriğinde at izi it izine karıştı diyor. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyor. Aslında AK Parti içindeki kendi hakimiyetini kaybettiğini, sürece yön veremediğini belirtmeye çalışmış. Burada Erdoğan'a açık bir gönderme var. Aslında bu açıklamasının bir nedeni de Merkez Bankası Başkanı'nın bir gecede değişmesi. Bu da herhalde içerideki çatlağın daha da derinleştiğini gösteriyor. Çünkü AK Parti içerisinde Berat Albayrak, yani Tayyip Erdoğan'dan sonra gelecek bir isim olarak görülüyordu. Yani AK Parti'nin ikinci ismi. Ama tabii daha sonra Erdoğan'ın 27 saat boyunca beklemesi, 27 saat sonra istifasını kabul etmesi, tabii Türkiye'de yeni bir döneme girildiğinin işareti. Çünkü ortada bir ekonomik kriz var. Hazinede eksi 46 milyar dolarda bir artı yok. Dolar 8,5. Albayrak geldiğinde bu miktar 4,5'tu. Bugün 8,5. Uzun zamandır aslında Albayrak'ın istifasını isteyen sadece Erdoğan değil. AK Parti içinde belli eski AK Partililer. Ondan sonra muhalefetin sürekli damat üzerinden yüklenmesi. Türkiye'de yani krizin Berat Albayrak'tan kaynaklandığına dolayı bir kanı var. Bundan dolayı da Berat Albayrak'ın istifası hem Erdoğan'ın elini güçlendirdi, hem iktidar AK Parti içindeki belli kitlenin elini güçlendirdi. Sonuca baktığımız zaman halk da bu durumdan memnun. Çünkü dövizin bu durumda olmasının tek sebebi olarak gösteriliyor. İkinci olarak Türkiye'deki seçim anketleri söylediniz. Aslında son bir seçime baktığımda Metropol Genel Başkanı Özer Sencar'ın şöyle bir açıklaması var. Şuraya not almıştım. Diyor ki ekonomide sıkıntı var diyenlere sorumlu kim dediğimizde iktidarı ve hatta Erdoğan'ı işaret ediyor. Ama kim düzeltir sorusuna muhalefet cevabı gelmiyor. Yani Türkiye'de hem bir iktidar sorunu var hem de bir muhalefet sorunu var. Bu iki durum, bu iki çelişki yani Türkiye'nin yıllardır karşı karşıya geldiği bir soru. Ama şöyle bir durum da var. Yine AK Parti seçmeni ekonomi kim düzeltir sorusuna yine Erdoğan'ı işaret ediyor. Bu durumda Erdoğan aslında Albayrak'ın istifasını kabul etmesiyle şunu gösterdi. Yani bütün bu olayı Albayrak'ın üzerine yıktılar yani. Bu şekilde diyebiliriz. Peki İbrahim Halil Baran, size geçeyim. Adalet Bakanı öyle bir açıklama yaptı ki sanki başka bir ülkenin Adalet Bakanı'ymış gibi, işte uzun tutukluluk sürelerine itiraz etti, Anayasa Mahkemesi'nin her şeyin üstünde olduğunu söyledi. Ve bunun üzerine Cumhurbaşkanı da dün yaptığı açıklamada ekonomide, işte hukukta, demokraside reform dedi. Siz bunları nasıl değerlendirirsiniz? Biden etkisi var mı size göre? Ben Yusuf'la aynı fikirde değilim. Bunu sadece bir Türkiye'nin iç işleri olarak görmüyorum. Uluslararası düzlemde gelişen siyasetin Türkiye'deki yansımalarından bir tanesi olarak gördüm, okudum bu Albayrak'ın istifasını. Fakat şöyle bir durum var. Yani Türkiye'de zaten aslında bu istifayı gerektirebilecek düzeyde bir birikme meydana gelmiş. Fakat bunu hızlandıran çeşitli etmenler vardır. Biden'ın gelmesi de kanımca bununla ilgili bir şeydi.
Elbette Türkiye ekonomik olarak, sosyal olarak, hukuki olarak, ekonomik olarak, ahlaki olarak aklınıza gelebilecek bütün noktalarda bir çöküş yaşıyor, yaşadı. Ve zaten geriye de pek bir şey kaldığını söyleyemeyiz. Bugün işte Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından nobran davranmayacağız, kibirli davranmayacağız deniliyor. Fakat kibrin en alasını beyefendi gösterdi zaten. Nobranlığın en büyük halini zaten kendisinden bu ülkenin vatandaşları gördüler. Fakat ben şu noktadan bakıyorum. Yani Türkiye eninde sonunda siyasetinin de bir sonu olacaktı. Yani etrafa saldırma, içeride muhalifleri yok etme, onları susturma, sadece bir kişiye dayalı baskıcı bir rejimin geliştirilmesi, bu siyasetlerin eninde sonunda bir sonu vardır. Sonuna geldik mi? Bu sorunun cevabı henüz bende yok. Ama netice itibariyle böyle sürdürülebilir bir şey olmadığı ortada. Biden'ın gelişi kanımca Türkiye'nin iç dinamikleriyle birleşip bazı değişimlere sebep olacak. Bu programda defalarca söyledik. Türkiye yeni bir açılım sürecine gitmek zorundadır. Bunu istediği için değil, buna ihtiyaç duyduğu için de değil, ahlaki bir yükümlülük olarak bunu gördüğü için de değil, buna gitmek zorundadır. Çünkü dış politikada Türkiye artık tamamıyla sıkıştı. Akdeniz'de sıkıştı, Ege'de sıkıştı, Karadeniz ve şimdi de işte Karabağ meselesinde sıkıştı. Buradan daha büyük bir çıkış yolu yok olmadığı için de eninde sonunda bir çözüm sürecine gidilecekti. Bu çözüm sürecinin belki adımlarını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin de temel bir politikası var. İçeride sürekli sık gevşet politikası yürütüyor. Son kaç yıldır sıkıştırıp duruyor. Yani artık Türkiye'de kimsenin nefes alabileceği, sadece Kürtlerden bahsetmiyorum. Bütün muhalif kesimler, bütün ekonomik sınıflar, bunların artık hareket edebileceği bir alan yok. Şimdi Adalet Bakanı 3 yıldır sanırım görevde. Bu görevinde 3 yıldır, daha önce de bakanlık yapmıştı, onu hatırlıyorum. Kendi döneminde işkencenin alası yaşandı. Hukuksuz tutuklamaların alası. O hala diyor ki işte tutukluluk esas olmamalıdır. Olmamalıdır ama bunu yapan kim? Yani sizdiniz Adalet Bakanı. Ben Türkiye'deki çeşitli kurumların bir devir tesliminin yapıldığı düşüncesindeyim. Özellikle İngiliz istihbaratıyla görüşmeleri, Maliye Bakanlığı'nın Albayrak sonrası Elvan'a teslim edilmesi, Lütfi Elvan'a teslim edilmesi İngiltere menşelidir. Bunun bir sebebi de kanımca Türkiye uluslararası siyasetinde tamamıyla sıkıştı ve şimdi Joe Biden'ın gelmesiyle birlikte bütün oklar Türkiye'ye yönelecektir. İşte bugün bile Karabağ meselesinde Amerika'nın Türkiye politikasının değiştirilmesiyle ilgili bazı senatörlerden bir açıklama geldi. Yani bu tür gelişmeleri hepsini görüyoruz ve önümüzdeki günlerde bu etkiyi çok daha büyük bir şekilde hissedeceğiz. AK Parti içerisinde büyük bir değişim olabilir, fikirsel, zihinsel bir değişim olabilir. Müttefiklerini değiştirmek konusunda çeşitli adımlar atılabilir. Yani MHP'nin yerine muhalefetten birilerini yanına çekebilirler. Kabineyi tümüyle değiştirebilirler ki hatırlarsanız biz Biden'la ilgili yaptığımız programlardan bir tanesinde bunu öngörmüştük. Yani istifalar yaşanacağını söylemiştik. Nitekim de öyle oldu. İşte Efkan Ağa'la çözüm sürecinden hatırladığımız Kürtler tarafında belki çok fazla bir etkisi olmayan ama hükümet ve devlet açısından önemli bir isimdi. Eski Diyarbakır Valiliği yapmıştır. Onun tekrar sessizce getirilmesi ve bazı şu an kulislerde dolaşan şeyler var. Bakanlık listeleri var, yeni değişimler. Bir değişim meydana gelecek. Onu görebiliyoruz. Ama ben bunun temelde daha büyük bir siyasi formasyonun neticesi olarak görmekteyim. Şimdi sizin bıraktığınız yerden dış politikayla bir devam edelim. Biraz önce değindiniz aslında. Türkiye'nin sıkıştığı alanlardan biri de Dağlık Karabağ meselesi oldu. Dağlık Karabağ'da yani aslında kazanan taraf Rusya oldu. Çünkü orada
cephe hattı ve Laçin boyunca o koridora askerlerini yerleştirdi. Türkiye aslında tam anlamıyla o sorunun dışına atıldı da diyebiliriz. Yusuf Akdağ, siz ne dersiniz bu konuda? Şöyle, Türkiye'nin Kafkasya hayalleri bugün değil, 100 yıl önce Türkçülük akımıyla birlikte, Yusuf Akçuralar'la birlikte başlayan bir süreç. Türkiye yıllardır o topraklarda bir Türk hattı kurmaya çalışıyor zaten. Bundan dolayı Ermenistan'a yıllardır bir baskı yapıyor. Sınır kapısı da yıllardır kapalı, yaklaşık 10 yıldır. Bu durumda, bu Karabağ Savaşı'nda şöyle bir durum var. Aslında kazanan taraf Ruslar ve Azeriler. Kaybeden taraflar şüphesiz Ermenistan ve Türkiye. Aslında Türkiye bu savaşa çok yatırım yaptı. Azeriler üzerinden bu savaşa dahil olmaya çalıştı. Yani sahada bir Türkiye vardı. Anlaşmayı hazırlayan Ruslar, taraflar Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan. Dışlanan taraf ise Türkiye aslında. Türkiye bu işin her zaman dışındaydı ama her zaman dahil olmaya çalışıyordu. Azeriler 94'ten beridir Karabağ'ın Ermenistan eline olan Karabağ'ı almaya çalışıyorlardı. Bu son yıllarda Ruslarla kilit iş yapmaları, Putin'le Aliyev'in yakınlaşması bu durumu tetikleyen bir yerde kaldı. Bildiğimiz kadar Paşinyan da Batı destekli bir adaydı, muhalif liderdi. Daha sonra Rusya'dan biraz daha uzaklaşması bu savaşta Rusların da Ermenistan'a düşük yoğunluklu bir desteğini görebildik. Yani meselede aslında Ruslar şunu yapmaya çalıştı. Ermenileri Azerilere dövdürüp oraya yerleşmek. Neticede de bu durum bu şekilde oldu. İbrahim Halil Baran, daha önce yaptığımız programlarda siz sonucun böyle olacağını söylemiştiniz. Daha önceden öngörmüştünüz. Tabii kehanet değil. Yine belli bilgilere ve birikime dayanarak söylüyordunuz ama Türkiye niye başarısız oldu burada? Türkiye'nin başka çaresi yoktur. Yani bu siyasetin neticesi kesinlikle başarısızlıktır. Bu böyledir. Yani Azerbaycan sizin toprağınız değil. Ermenistan sizin toprağınız değil. Oradan bir Türk koridoru açayım. Ondan sonra bütün Orta Asya'yı fethe gideyim. Bunu etrafınızda kabul edecek hiçbir komşunuz yok sizin. Aklı başında olan bir adam da bunu söylemez zaten. Ama işte hamaset politikası, kahramanlıklar, işte kendisini diriliş film setinin bir oyuncusu zannetmek birazcık da insanlara böyle yanlış politikalar yaptırıyor. Ben oradaki şeyi şöyle bir noktadan değerlendiriyorum. Hatırlarsanız Çin'in geliştirmiş olduğu bir yol bir kuşak projesi vardır, OBOR diye. One Belt, One Road. Onun bir kısmı Hazar Denizi'nden geçer deniz yoluyla. Daha sonra Azerbaycan ve Ermenistan'ı alır. Oradan da devam ederek Türkiye, Gürcistan sınırına yakın bir yerden Karadeniz'e bağlanır. Şimdi Rusya, hatırlarsanız uzun süre sessiz kaldı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında. Çok güzel, Yusuf dedi ki Ermenileri Azerilere dövdürdüler. Gerçekten de öyle oldu. Sonrasında da geldi ve bütün koridoru aldı. Hem Laçin koridoru, işte hem Gelbajar'a kadar. Ondan sonra Dağlık Karabağ, işte Şuşa şehri, yani bunların hepsi çok kritik düzeyde, yani stratejik öneme sahip yerler. Buralara Ruslar yerleşti ve Türkiye'yi de yaklaştırmıyorlar doğal olarak. Şimdi OBOR'un Kafkasya kısmıyla ilgili noktasını tamamıyla Ruslar ele geçirdi. Onların denetimi olmadan o yol işleme giremeyecek. Bu böyle bir şey. Peki Türkiye'nin burada bir şansı olabilir miydi? Hiç sanmıyorum. Fakat soru şu. Eğer OBOR'un kuzey hattı kontrol altına alındıysa Rusya tarafından, güney hattı ne olacak? Çünkü güney hattı da Kürdistan'dan. Kürdistan'ın da üç parçasından geçiyor. Yani Rojalat'tan geçiyor, Başur'dan geçiyor ve Bakur'dan geçiyor. Bu kısmı nasıl olacak? Bu yüzden de önümüzdeki günlerde biz Kürtlerle ilgili, Kürdistan'dan geçen OBOR hattı ile ilgili çeşitli gelişmeler göreceğiz. Gerçekten de öyle oldu. Rusya aslında bir taşla birkaç kuş vurdu. OBOR meselesini halletti. Orada askerlerini yerleştirerek orayı kontrol altına aldı. Ermenistan'da gelişmiş olan muhalefet, Batı yanlısı ve Rus karşıtı olan muhalefeti tamamıyla yok etti.
ve halk meclisi bastı. Paşinyan artık hiçbir geleceği olmayacak bir lidere dönüştürüldü ve Ermenistan kendi ideolojik argümanlarının tümünden vazgeçmek noktasına kadar geri çekildi. Hatırlarsınız, Ermenistan o toprakları 3 yıl savaşarak almıştı. Fakat bir ay gibi bir kısa bir zamanda o toprakların hepsi ve gerçekten çok kıymetli stratejik yerlerdir. Orası hep Kürtlere ait topraklardır. Onların hepsini de kaybetti. Bu böyle. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi güneye bakmamız gerekecek. Yani Kürt topraklarında bir gelişmeler meydana gelecek. Bu Başur Kürdistan'ını, Rojava Kürdistan'ını veya Rojalat'ı kapsayacak çeşitli dengesizlikler meydana getirebilir, çeşitli çatışmalar meydana getirebilir veyahut birleşmeler meydana gelebilir. Ama netice itibariyle Obor'la ile alakalı olacaktır. Şimdi tekrar Türkiye'nin iç siyasetine dönelim. İç siyasette anketler özellikle son dönemde tartışılıyor. Kararsızların oranı son derece yükseldi. Belki de daha önce hiç olmadığı kadar. Şimdi Cumhur İttifakı olan AK Parti ile MHP'nin oylarının da %37 civarında olduğu söyleniyor. Bu anketleri nasıl yorumlarsınız? Siz de sahada birisiniz, Yusuf Akta. Şimdi şöyle, KONDA'nın yaptığı son Eylül çalışmasında bu oran %35. Biz 2014 yılında yapmaya başladığımız zaman bu oran %5'lerdeydi. Yani baktığımız zaman 7 kat artmış. Bu neyi gösteriyor? Türkiye'deki rejim otoriterleşti. Yani otoriter de daha çok otoriterleşti. Bu durumda sağdaki insanlar siyasi fikrini belirtmekten korkuyor. Çünkü tweet atanın tutuklandığı bir ülkedeyiz. Sokakta sorduğunuz zaman hangi partiyi destekliyorsunuz diye şu tepki alıyorsunuz: beni fişleyecek misiniz? Hatta biz bazen bunu yapabilecek anketör çalışan arkadaş bile bulamıyoruz. Şöyle diyor, yani ben bu çalışma yaparsam başıma bir şey gelir mi? Yani sigortasını yaptığımız, maaşını verdiğimiz, bizim de şirketimizin belli kayıtlar olduğu yerde insanlar bizimle çalışmaya korkuyor. Yani insanlar bu denli korkutuldu. Bu yüzden kararsızların bugün %35 ise ben yarın %50 çıkacağını düşünüyorum. Ama şunu da kutlamak lazım. Hala %65'in fikrini söyleyebildiği bir ülke. En azından bu şekilde umutlu olmak lazım. Cumhur İttifakı'nın %37'lerde olmasının üzerine biz bu aslında 35'i kararsız kesimi sonuçları yaparken önceki seçimlere aldığı oya göre dağıtıyoruz. Mesela %37 ise kalan %35'in %37'sini bu partiye verdiğimiz zaman bu oran yine %45'lerde çıkıyor. Ama bence AK Parti önümüzdeki seçimlerde işini şansa bırakmayacak Cumhur İttifakı'na. Çünkü yeni formüller üzerinde çalışıyorlar. İşte bu yeni kurulan DEVA, Gelecek gibi partileri denklem dışında bırakma, ondan sonra işte mecliste grup kurabilecek partilerin önünü engelleme, HDP'yi zaten Millet İttifakı'na destek vermekten uzaklaştırma, aynı zamanda işte meclise yeni fezlekeler geldi buradan, yeni durum yürütmeler, bir de bu gördüğümüz gibi Abdülhamit Gül'ün yeni açıklamaları, Albayrak'ın istifası, hatta Pelikancıların bile artık yavaş yavaş ufaktan tasfiye edilmesi, Erdoğan'ın da yeni bir seçim için start altını görebiliyoruz. Erken seçimle ilgili konuşmak için bence şöyle, yani Türkiye'de her an erken seçim olabilir, yarın da olabilir, zamanında da olabilir. Buradan kestirmek zor. İbrahim Halil Baran, size de aynı soruyla geleyim. Bu anketler için ne düşünürsünüz ve erken bir seçim bekler misiniz son tablo ışığında? Yani biz Kürtler için aslında erkeni geci zamanındası fark etmiyor. Netice itibariyle Türkiye'de kim iktidar olursa olsun veya hangi kesim hangisiyle kavga ederse etsin, dayağı biz Kürtler yiyoruz. Bu yüzden Kürtler daha az nasıl dayak yerin hesabını yapmalı. Türkiye siyaseti açısından söylüyorum. Bugünkü mevcut hükümetin kesinlikle gitmesi gerekiyor. Bu sebeple Türkiye'nin muhaliflerinin işbirliği yapması beklenir. Ama tabii Türkiye'de muhalefet ve iktidar diye bir şey yoktur. Hatta Türkiye'de muhalefet yoktur, devlet vardır. Devletin yürütücüsü olanlar vardır. Muhalefeti yürütmekle görevli olanları vardır. Yani düşünsenize mesela bugün işte kararsızların oy oranı o kadar yükselmiş ki, işte Yusuf da söylüyor, bu aslında bir korkunun göstergesi. Diğer taraftan insanlar aç olduğu için kendisini yakıyor. Çöpten ekmek toplayanlardan tutun işte intiharlara, cezaevlerindeki doluluk oranlarına, bir sürü şey var ama ortada bir muhalefet yok.
Yani CHP'si de, İYİ Partisi de, HDP'si de bunlar varmış gibi yapan partiler. Çünkü temel olarak devletin ayakta kalması ile ilgili kendilerine verilen rolleri oynuyorlar. Mesela Kürt siyaseti açısından da bu böyledir. Gerçekte muhalefet yapan bir Kürt siyaseti yoktur. Yani şu an işte HDP'nin yöneticilerinin yüzde bilmem kaçı tutukludur. Fakat bunların davalarına baktığınız zaman mesela Kürtlerin haklarıyla ilgili muhalefet yaptıkları için tutulmamışlardır. Yok terör örgütü propagandası, yok terör örgütü ise iltisaklı olmak vesaire falan filan. Yani benzeri bir sürü şey görürsünüz ama mesela bunların hiçbir edimi, hiçbir faaliyeti Kürtlerle ilgili bir talep sebebiyle olmamıştır. Olmuyor. İşte nasıl Kürt siyasetinde böyleyse Türk siyasetinde de bir muhalefet yok. Erken seçim olur mu bilmiyorum ama yine de bütün bunlara rağmen, bu söylediklerimize rağmen belki yeni kurulmuş partiler dün Kürt arenasında bu kadar biraz gelişkin görünmesi, mesela Babacan'ın partisi, Deva Partisi bugün Türk illerinden daha çok Kürt illerinde karşılık buluyor. İşte eski AK Partili çalışanlar, AK Partili milletvekillerini vesaire falan Babacan'ın etrafında toplanmış görünüyoruz. Ama mesela Ahmet Davutoğlu'nun partisinin pek bir şansı yok gibi duruyor. Ama bunları topladığınız zaman %5 gibi bir rakama tekabül ediyorlar. Bunun üzerinden bir siyaset şekillenecektir. Fakat Türkiye'nin yarının bugünden daha serbest olabileceği düşüncesindeyim. Yani birazcık bazı şeyleri oturtmak zorunda kalacaklardır. Bu sürdürülebilir bir iş değildi. Bu kadar otoriterlik, bu kadar zulüm. Yani zalim bile bir gün yorulur. Biraz böyle bakmak gerekiyor. Yani dış gelişmelere bakıyorum. Onlar Türkiye içerisinde nasıl değişimlere sebep olacak? Ben birazcık daha bununla ilgiliyim ve Kürtlere de tekrar tekrar söylüyorum. Sizin kesinlikle Kürt olarak bir araya gelmeniz ve Türkiye siyasetinde öyle müdahalede bulunmanız gerekiyor. Şimdi Yusuf Akdağ, Osman Baydemir'in açıklamaları oldu. O açıklamalarda bir dönemi anlattı ve o dönem Erdoğan'a koalisyon teklifiyle gittiklerini anlattı. Hatta bunun içinde Gaziantep'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan zannedersem o görüşmeye gitmiş ve işte o açıklamalar bugün kamuoyuna yansıdı. Siz nasıl değerlendirirsiniz onları? Yani Osman Baydemir aslında son dönemlerde ezber bozan birkaç açıklama yaptı. Bu açıklamalardan biri. Bana göre 7 Haziran ve 1 Kasım arasındaki süreç, HDP ile AKP arasında geçen süreç, Türkiye'deki süreç karanlık bir süreç. Hala aydınlatılamadı. Yani aradan 5 yıl geçmiş. Biz 5 yıldır bu bilgiye daha yeni erişebiliyoruz. Demirtaş'ın şöyle bir açıklama vardı. Biz AK Parti ile herhangi bir koalisyon kurmayız. Önder'in Davutoğlu'na şöyle bir açıklaması vardı. Gelir çayımızı içer gider. Bu seçimlerden önce seni başkan yaptırmayacağız gibi popüler bir açıklama vardı. Bugün de şunu görüyoruz. 3 tane farklı teklifle koalisyon teklif edildi. Bence Türkiye'de siyaset yapan her partinin koalisyon yapabilir, ittifaklar kurabilir. Ama şu da olmalı lazım. Şeffaf olması gerekiyor. Yani bunu kendi kitlesine, kendi seçmenine bunu anlatabilmesi gerekiyor. Bunu önceden söylemesi gerekiyor. Yani kapalar ardında yapılan bu tarz koalisyonlar, bu tarz teklifler siyaseten kaybettirir. Zaten Tayyip Erdoğan da siz göreceksiniz gününüzü şeklinde bir açıklama yaptı. O günden beridir bugüne Kürtlerin belli daha doğrulamadı. İşte Hendek olayları başlayarak ondan sonra Rojava işgali, daha sonra işte Güney Kürdistan'da referandumda yapılan sıkıştırmalardan dolayı bu durumu net görebiliyoruz. Yani bence daha açıklanması gereken o dönemle ilgili daha çok açıklamalar da olması gerekiyor. Bence daha... İbrahim Halil Baran, size de aynı soruyu sorayım. Sizin seni başkan yaptırmayacağız yaklaşımına karşı olduğunuzu zaten daha önce de söylemiştiniz. Baydemir'in açıklamalarını bu çerçevede nasıl değerlendirdiniz? Ve görüyoruz ki hakikaten şeffaf yürütülmeyen bir süreç de yaşanmış o zamanlar. Yani benim bildiğim ve eleştirdiğim son 5 yıldır bu süreçti. Bu süreçle ilgili de Sayın Demirtaş'la bizim o dönemli yazışmalarımız oldu. Siz hata yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz demiştim. O da kendince
o gün söylediklerini savunmuştu. Yani bizim siyaset ehli olan insanların da bildiği şey şimdiye kadar halkın bildiğinden farklı değildi. Ve bu konuda da HDP çok fazla eleştirildi. Hatta HDP'liler, HDP'nin vekilleri, HDP'nin yöneticileri birebir biz karşılaştığımızda, biz bu tür eleştirileri yönelttiğimizde ne demek yani biz AK Parti ile koalisyon yapabilecek tıynette bir partiyiz falan diye mi düşünüyorsunuz diye bizi suçluyorlardı. E şimdi de Sayın Osman Baydemir, kendisini de çok severim, sevgili dostum, böyle bir açıklama yapıyor ve bütün bildiklerimiz tersine döndüğü gibi, eğer bunu doğru kabul edersek, aynı zamanda ortada yanlış bir siyaset daha ortaya çıkıyor. Eğer siz AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a, Celal Doğan aracılığıyla 3 teklif götürdüyseniz, o halde bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demek lazım. O halde neden siz kamuoyu önünde AK Parti'yi zorda bırakacak açıklamalar yaptınız? Neden seni başkan yaptırmayacağız siyaseti yaptınız? Neden siz bir gelirler bizim bir çayımızı içerler giderler? Neden siz biz AK Parti ile hiçbir şekilde koalisyon kurmayacağız diye açıklamalar yaptınız? Ve onlar sizin için o kadar sert şey yaptı. Yani burada yine bir tutarsızlık ortaya çıkıyor. Öyle de demiş olsalar kötü, sonuçlarını gördük. Böyle de demiş olsa sonuçlarını gördüğümüz için yine kötü bir şey oluyor. Yani bu doğru bir şey değil. Bu doğru bir siyaset değil. Elbette bütün partiler politika yapmakta özgürdürler. İstedikleriyle koalisyon kurabilirler. Seçim ittifakları yapabilirler. Bizim Pakurt olarak birazcık duruşumuz daha farklıdır. Çünkü iktidar talep etmeyen, iktidar hedeflemeyen bir noktadan Kürt siyasetinin yeniden dizayn edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu bir ayıp değildir. Bir seçim ittifakı yapılabilir, koalisyon kurulabilir. Kürtlerin faydasına olabilecek her türlü siyasi manevra helaldir. Fakat HDP yaptığı şey çok büyük zararlara yol açtı ve hala da yol açmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili o halde Sayın Osman Baydemir'den başlamak üzere çok çabuk bir öz eleştiri vermeleri gerekiyor. Evet, şimdi güneydeki duruma dönelim. Bir gerilim var orada PKK-PDK arasında. İşte bir gümrük müdürü öldürüldü, peşmerge öldürüldü, petrol boru hattına bir sabotaj düzenlendi. Bu gerilim neden şimdi ortaya çıktı Yusuf Ak'ta? Yani bence klasik bir Brakuji'den bahsediliyor ama ben bu dönemin tekrardan bir Brakuji savaşı yaşanacağını düşünmüyorum. Takip edebildiğimiz kadar zaten bu biraz daha medya organları üzerinden yürütülen bir savaş. Yani dijital bir savaşa dönüştü. İki tarafın medya organları her gün bu konuyla açıklamalar yapıyor. Iki parti arasında ben durumun bu kadar gergin olduğunu düşünmüyorum. Her iki tarafta işte bir tarafın yani farklı hesapları var. Bir taraf işte kitlesini konsolide etmeye çalışıyor. Bir taraf kendi kazanımlarını korumaya çalışıyor. Bu şekilde gidiyor. Aslında ortada komikte bir durum var. İşte medya çalışanları işte sağında solunda insanlardan tırnak içerisinde aydın diye bunlardan imza toplanıp işte 1500 aydından çağrı. 1500 aydın ismi var mı? Yok. Kime yapılmış? Ya mesela aydın kime denir yani? Mesela bir halkın aydını olmalı mı? Olmalı. Olur mu? Olur. Ama şöyle yani bizim örgütçü aydınlarımız var. Ben bir aydının siyasi görüşü olduğuna karşı değilim. Olmalı. Ama bir açıklama yaparken biraz daha objektif olmak gerekiyor. Yani tamamen önüne verilen okumadığı, belki büyük ihtimalle okumadığı metne imza atıp işte buradan bir şey devşirmeye, karşı tarafında o siz işte bir şu kadar aydın mı topladınız? Bizde de şu kadar aydın var. Hadi biz de geldik diye. Şeklinde bir komik durum var. Yine bu durumun, bu gerilimin kısa sürede sürede biteceğini düşünüyorum. Yani herhangi bir savaş durumuna, fiziki bir savaş durumuna evrileceği kanısında değilim. Peki İbrahim Halil Baran, sizce Brakuji olur mu ve bu aydınlar kim? Ben hep söylüyorum, yani yıllardır iki tane Kürt aydını arıyorum, bulamıyorum. Bazı partiler 1500 bulmuş, bazıları 400 bulmuş, bazıları 295, biri 195. Yani her parti kendi üyelerini, garibin bir kuaförü bile aydın diye yazmışlardı. Bir de meslekte yazmışlar kuaför diye. Yani şöyle bir durum var. Ben bir Brakuji olabileceğini düşünmüyorum. İlk baştan beri de yani bu mesele patlak verdiği andan itibaren yine iki partinin de iki tarafında trolleri
sosyal medya üzerinden birbirlerine saldırdılar ve ikisi de bizi sıkıştırdı. Siz niçin bir şey söylemiyorsunuz? Bir şey söyleme gereği de duymuyorum. Çünkü bugün bu iki parti, yani bir tarafta Kürdistan hükümeti var aslında. PDK değil, yani Kürdistan hükümeti. Diğer tarafta da bir örgüt var. Çeşitli iddiaları olmuş. O iddialardan vazgeçmiş. Türkiye'ye bile karşı silah kullanamayan, kullanma kabiliyeti kısıtlanmış. Ondan sonra ideolojik olarak çökmüş. 20-30 yıl, 20 yıldır daha fazla belki işte liderleri cezaevinde 21 yıldır. Yani böyle bir şeyin içerisinden kalkıp Güney Kürdistan hükümetini rahatsız edecek açıklamalar yapar. Taciz atışları yapar. 3-5 kişiyi de öldürebilir ama bunun bir bırakıcı savaşına dönüşmesi ihtimali kanımca yoktur. Ama şunu görmek gerekiyor. Özellikle Biden sonrası Güney Kürdistan'ın ve Rojava'nın önü açılacaktır. Bununla ilgili çeşitli ülkeler, çevre ülkeler, komşular, Kürtlerin komşuları ve aynı zamanda işgalcileri çeşitli girişimlerde bulunacaklardır. Örneğin mesela Bağdat bizim Güney Kürdistan'ın bütçesini kesmektedir. İran ve Türkiye PKK'yı Kürdistan'ın üzerine salacaklardır. Bu tür şeyler bekleniyor. Fakat ben bunun bir bırakıcı savaşına dönüşebileceğini sanmıyorum. Ve medya üzerinden devam eden, kirli bir dille devam eden, karşılıklı birbirlerini suçlayan bir şekilde devam ediyor. Ama ben eskisi gibi bir şey olabileceğini sanmıyorum ki zaten Kürdistan Demokrat Partisi'nin başkanı Mesut Barzani bu konuyla ilgili bizim kardeş kanı dökmemiz haramdır dedi ve bunun önünü tamamıyla kapattı. Şimdi bence PKK Güney Kürdistan'da olma hakkı var mıdır? Kesinlikle vardır. Her Kürt örgütünün, Kürtlerle ilgili yola çıkmış, yoldan sapmış bile olsa her örgütün Kürdistan'da yer tutma hakkı vardır. Fakat bir Kürdistan parçası kurtulmuşsa eğer, orada silahlı mücadele vermenin bir anlamı yoktur. Bütün partiler silahlarını meşru hükümete devretmeli ve orada siyasi çalışmaya başlamalıdır. Siyasi parti kurmalıdır ve orada iktidarı hedeflemelidir. PDK, Güney Kürdistan'da bir ara bir siyasi parti kurmuştu. Fakat o partinin aldığı oy %0,02 mi, 3 mü? O civarlarda bir şey. Yani bu yüzden meşru da değil orada bir şey yapmak. Biz bugün yine aynı şekilde Rojava'da belirlenmiş bir yönetim var. Onun bir silahlı gücü var. Ben orada da bir başka bir gücün silahlı olarak bulunmasını kabul etmiyorum. Oradaki meşru yönetime gitmeli, siyasi parti olarak çalışmalarını yürütmeliler. Bizim böyle bir çözüm bulabilmemiz lazım. Bu tür çatışmaların tarafı olamayız. İki taraftan da, haklı ya da haksız, hiç fark etmiyor bizim açımızdan. Herhangi bir çatışma Kürt gençlerinin kanı üzerinden gerçekleşecektir. Onların kanını dökecektir. Bu yüzden biz Kürt ve Kürdistan milliyetçileri bu tür şeylere karşıyız. Bu tür çarpışmalara, karşılaşmalara karşı olduğumuz gibi taraf olmaya da karşıyız. Bizim elimize bir şey geliyorsa o da iki gücü ayırmaktır birbirinden, kavga etmemeleri için. Pakurt Başkanlık Divanı üyesi Yusuf Akdağ ve Pakurt Genel Başkanı İbrahim Halil Baran'la Kürdistan ve Türkiye siyasetindeki son gelişmeleri konuştuk. Programı kapatmadan önce her zamanki hatırlatmayı yapayım. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Destek olmak isterseniz de açıklama bölümündeki Patreon linkine tıklayabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşünceye kadar hoşçakalın.